Blue Pace Games kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim. Bugün antrenör kariyerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz üzere transferler, teklifler yapmıştık. Ve bir turnuvaya katılmıştık. Turnuvada iki tane maçı kazanmıştık. Ve tekliflerin gelmesini bekliyorduk. Güzel. Iancio'ya teklif yollamıştık arkadaşlar. Ve kabul edilmiş. Ve ilk forvetimizi ve ilk transferimizi almış bulunmaktayız. Genç oyuncu hariç. Düzgün bir transfer. İlk defa yapmış bulunmaktayız. Ve bakalım. Sonrakiler ne olacak? Evet, hemen maçı tekrardan geçelim. Sporting KC. Bunu da hemen hızlı şekilde geçtim. Dembele iki tane gol attı. Ve yarı finaldeyiz. Roma ile yapacağız. Ofiste yine 5 tane haber var. Güzel. Castro cezalı duruma düşmüş. Şu Ginter'i defansa Bartra'yla Ginter'i oynatacağız bu maçta. Öyle gözüküyor. Julian Weigl. Kaç veriyorsunuz? 34'ten yukarı çıkmıyoruz, anladım. Şimdi 4400 diyorsun. Tamam mı? Al 4300. Bunu kabul edersen yollayacağım ben Weagle'ı. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi bir de kadroyu bir yenileyelim tekrardan. Castro. Kagawa'yı alsam. Aynen, Kagawa'yı alayım, niye uğraşıyorum ki? Aubameyang. Bir saniye. Aubameyang forvet al. Tamam mı? Castro yerine Reus al. Reus. Marco Reus'u unutmuştuk biz bu arada. Öyle gidiyoruz kaç maçtır. Şöyle değil de Dembele. Ha. Tamam. Bir dakika. Ha. Bartra'yı alacaktık. Buraya da Ginter'i aldık mı? Gayet güzel bir kadro olmuş bulmaktayız. Ve maçımıza geçebiliriz. Anladım. Şimdi 4 yıl. Tamam, en birinci takım. Evet. Yolla bakalım. Devam. Hadi bakalım. Bu maçımıza da geçelim. Roma'yla ilk maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu yarı final maçımıza. İlk maçımız nereden çıktı ya? Verde sarı kart yedi onlarda. Dumbia varmış lan onlarda. Bize de Ginter sarı kart yedi. Falco yattı. 5-4 penaltılarla biz yendik. Harika. Harika. Bartra sakatlandı bu arada. Bir daha konuşmaz herhalde. Burada zorla yendik ya. Ve final maçı sanırım. Aynen, final maçı Tottenham'la. Güzel. Tamamdır. Şuradan ofis bilgilerine hemen gelelim bakalım. Güzel. Kabul ettiler bu arada. Tamamdır. Bu da güzel. Şu ne, oyuncu sakatlığı 3 günmüş. Uzun süre sakatlanmadı ki. Iancio geldi herhalde arkadaşlar. Aynen, gelmiş. Şimdiki. Bundan sonra yapacağımız olay belli. İlk önce bir kadroyu değiştirelim.
İkili forvetlilere gelelim hemen hızlı hızlı. Dört iki dört. Bu çok güzel taktik de. Aslında olabilir ya, mantıklı. Evet. Bu olur. Şimdi Dembele sağa geçeceğim. Götze buraya gel. Şöyle olsa. Böyle bir taktik istedim ben. Tamam mı? Olur değil mi ya? Orta saha biraz boş kalacak ama olsun. Marco Reus, Aubameyang, tamam. Weigl'ı böyle alacağım. Kagawa'yı çıkartacağım. Kagawa yerine tabii ki bunu alacağız. Şöyle yapacağım. Tamam. Evet, takım aynen böyle olacak. Bundan sonraki seferde böyle olacak. Şimdi defansı Sokrates'i alalım. Adam zaten çıkışta. Ginter dursun. Ve devam edelim. Keşke bu maçta değiştirmeseydim diye düşünüyorum şu an ama. Matthias Ginter'e teklif gelmiş. 30 milyon euro vermişler. 36,5'a kadar çıkabilirmiş. Normalde teklifi. O zaman şöyle yapalım. 36 verin. Bunu da yollayayım anasını satayım. 23 yaşında ama yollarım yani. Sıkıntı yok. Para bende. Hadi bakalım lan. Bu maçı da alırsanız helal olsun size. Hadi bak. Hadi. Çok güzel Götze attı. Daha sakatlandı onlar da. Rose attı. Aubameyang attı. Güzel. Bir maç, bir gol daha be. Bir gol. Yemeyin oğlum ya. Yine penaltıda kazandık. Harika. Oh be. Turnuvayı kazandık bu arada arkadaşlar. Oradan güzel 85 milyon euro şeyimiz oldu. Oyun Weigl satıldı bu arada. Şimdi güzel bir oyuncu alma zamanı. 80 milyon liramız var. Bir saniye ya, ben şeyi görmedim mi acaba? Lemos reddedildi dedi. Tamam, burada kabul edildi. Bak şunu kabul etmedik işte. Lemos gelsen. Bu bir. Sonra diğeri nerede? Rugani'yi daha görmedim. Rugani. Onu geç. Nerede lan bu Lugani? Tam bunu aldık. Aa. Tamam. Tamam.
Ben mi görmüyorum arkadaş? Geldi mi yoksa ya? Lemos geldi. Lemos zaten yedeklerde kalacak şu anda. Lemos da geldi. Şimdi Rugani nerede? Geç artık Rugani'yi almamıza gerek yok ya, bir dakika. Şimdi defans oyuncusu satılır mı bilmiyorum da. Satılmaz muhtemelen diye düşünüyorum. Transferlerden sağlam defans ya da sağlam bir MDO lazım bize. Şunu geç abi. Bunları da geç. Bir dakika şimdi. Pozisyon lazım bize, değil mi? Orta saha. Tamam. Rol MDO. Aynen. Ara bakalım. Dur, öyle arama. Transfer durumu. Ya da dur ya, hepsini ara. Tamam. Hangi ligden arayalım? Almanya'dan ara. Almanya'da MDO. O kim lan? Christiansen. Oğlum yok mu düzgün bu oyuncu ya? Aha, şurada bir tane vardı. Bu kim? Johannes Gaes. Schalke'de oynuyor. Gaes iyi bir şeye benziyor. Aslında Halil'i alabilirdik ama çok pahalıydı ya. Halilovic miydi neydi? Dur. Şunu sil. Tekrardan orta saha. MDO. Şu bir tane çıkmadı. Çok var ya bu böyle, o aranmaz. Şuradan tekrardan İngiltere. Niye İngiltere'ye gideceğim? İspanya var ya. İspanya. Hadi bakalım, hadi 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 hadi. Geç. Düzgün oyuncu yok ya. Ünlü burayı kim alabilir aslında? Fabregas gelir mi ya? Deneyelim. Fabregas çok şey ama ya. Fabregas olmaz. Atletico Madrid'den bir oyuncu bakalım aslında. Lig. Atletico Madrid'in orta sahaları iyidir çünkü. Premier değil. La Liga neredesin oğlum? Aha, Atletico. Orta sahalara bakalım. Carrasco. Sol orta saha. 34 yaşında. Şu olabilir aslında. Dur bir dakika. Durumunu sor. Tamam mı? Koke'nin 87 overall, 84 overall. Bunu da durumunu sor. NDI. Bunu tanımıyor mu? Bak bu da olur. Hatta bu daha iyi olur. Durumunu sor. 31 milyon euro yazıyor. Bu sanki daha yakın. 51,5 yazıyor. 37 yazıyor. Defansta Diego Godin var. Lucas Hernandez, onları geç. Buonanotte. Bunların hepsi yaşlı bu arada. Defans komple yaşlı. Bu arada Miranda'yı almış. Atletico Inter'den. Savic, Velasquez falan var. Kalecisi işte, kaleci burada. 57 milyon euro yazıyor. Yani kafadan direkt 57 milyonla başlıyor. Gameiro.
83 Aralık. Bunları geç. Tamam, bize bu kadar yeterli. Hadi bakalım. Turnuvayı zaten kazandık. Ginter de gitti bu arada. Rugani'ye hemen bakmamız lazım. Rugani neredesin? Şöyle hemen yazalım da. Kaçtı bununki, hatırlamıyorum ki. Kaçtı bu ya? 25'miş. Aslında neyse. Bir oyuncu daha satıldı. Şimdi onun yerine hemen bunu almamız lazım. Bunun overall'ı 80 yalnız ya. Neyse genç. Ginter genç miydi onu hatırlamıyorum da. Gitti artık. 75-500. 59-500. Weigl'ın kadrodaki yeri hakkında. Seni zaten oynatacağım, dur. Şuna gel oğlum sen. Saul'u alacağız ya. Bunu hemen alalım. Tamam. Al bunu abi. Devam et. Bunu da al. Bunu bir daha teklif yollamak zorunda kalacağız. Matthias Ginter kaç yaşındaydı ya? Ginter'i unuttum kaç yaşında olduğunu da. Defans oyuncumuz çok ya. Tamam, bunu al abi. Al bakalım. Düzeniz Bonic. Tamam, teklifi kabul et. Bunu, bu kiralıkların hepsini kabul edeceğim bu arada. Çünkü gidip gelişsinler, takımda çok fazla kiralık oyuncu var. Teklifi kabul et. Bu arada Saul'u da aldık arkadaşlar. Takım bayağı sağlam oldu gibi. Bu kim? Stoper. Bir yıllık kiralık, güzel, yolla. Bunların hepsi gitsin gelişsin ya. Sırf o yüzden yolluyorum şu an. Zaten bize gelir istiyordu. Şu an gayet güzel bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Şimdi Ginter'i yollamasaydık biraz daha iyiydik sanki, ama olsun. Şimdilik şu en aşağıda Rugani ile Saul var değil mi? Oo, Rugani 81'miş bu arada. Rugani yedekleri al hocam. Yedek adamı şuraya alsam yeter ya. Saul'a mı ilk 11'i alacağız? Nuri'nin yerine. Nuri'yi şuraya alalım. Şurada çıkıştaymış aslında da. Çok güzel. Şimdi merkezden şuradan antrenman, şuraya da şeyi ekleyelim, Iheanacho'yu. Zor orta, fırsat yaratma zor. Tamam. Pardon, dur, iptal. Şunu simüle et. Gayet güzel. Bu bölümde gayet iyi transferler yaptık bu arada. Bu arada F aldı ya. Iheanacho. Iheanacho. Keleçi. Kim aldı? Jakob Larsen.
Bir yıllık kiralık. Yolla. Yolla yolla yolla. Hiç durma. Bunlar hep ikinci lige falan gidiyor ama olsun. Gitsinler. Sıkıntı yok. Tabi. Ne demek? Pisçek konuşmak istiyor. Hemen pisçekle konuşalım. Nerede lan pisçek? Tamam burada. Ne kadar istiyorsun koçum? 90 bin. Maşallah. 80 binimiz var yalnız. Buna mecbur 90 bin vereceğiz ya. Veremiyoruz. Veremiyoruz anladım. Elimizdeki tüm para bu kadar. Hendrik Bomben. Bir yıllık kiralık. Yolla yolla yolla. Çok güzel ya. Hepsine teklif geldi. Hepsini de yolladık. 500 bin, 1000, 400 bin, 300 bin. O şekilde yolladık. Lucas'ın teklifi reddedildi. Ya git ne halin varsa gör. İstemiyorsan istemiyor. Her maçta ilk 11'de oynatıyorum. Milyon tane oyuncu var lan yedekte. Overall'da adamı yolluyoruz mu? Yollayalım. Hmm, 68. 68 overall oldu bu arada. Çok hızlı bir şekilde. Ve Rigo orta saha arkadaşlar. Unutmayın bunu. Andre Şule. Şule'ye teklif gelmiş. Kabul edeceğim mi? Tabii ki hayır. O kadar da değil. Bütün takımı alacağım mı arkadaş? Devam edelim. Tamam, oyuncular milli takımlarına gitmişler. Simüle edelim. Hemen başlıyoruz. Ha. İlk maçımız mı? Vay. İlk maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar bu arada. Saul ilk maçına çıkmış oluyor bu arada. İlk maçında bakalım nasıl oynayacak. Guerrero sarı kart yedi yine. Güzel. Güzel. Bizim sol bekimiz bayağı iş yapıyor bu arada. Adam hem genç hem de sağlam oyuncu. İlk maçımızda ilk galibiyetimizi aldık ama zorla aldık. Bu taktikte bayağı zorlanacağız gibi gelmeye başladı. Dembele de gidip gidip yükselmeye başladı bu arada. Top kontrol 86'ya çıktı. Gayet iyi. Iheanacho 80'de kaldı öyle. Yükselmiyor adam ya. 79'du 80 oldu gerçi de. Evet. Bu arada en yüksek transfer bizdeymiş arkadaşlar. Bizden sonra da Lacazette almış. Transfer teklifi kime? Oho, 56 vermişler. 72'ye kadar yolu var yazıyor yukarıda ama ben onu okudum da. Sence bunu verir miyim ben? Ömür billah vermem bunu size. Bu en son vereceğim topçu bu. Takımda. Ne kadar gol atamasa da öyle yani. Icardi'ye 51 milyon euro vermiş. Manchester. Icardi'nin yanına mı alıyorsunuz lan? Bu arada Oblak'ı aldı Arsenal. 78 milyon euro. Bu ucuza kapatmış be.
Şimdi Nuriye istiyorlar. Nas. Aslında Nuri'yi satardım da. Sırf Türk diye satmayacağım. Normalde Nuri'yi satardım. Son 2 saat arkadaşlar. Sürekli harcamalar oluyor bu arada. Ve transfer dönemi bitmiş bulunmaktadır. Vatana millete hayırlı ve uğurlu olsun. Son gün geçti. Mükemmel. Evet. Tamam. Eyvallah. Sağ olasın. Ya arkadaş. Biri geliyor biri gidiyor ya. Bu nedir ya? Bartta beni sat diyor şimdi. Tamam dur bir dakika. İki kişi konuşmuş orada. Bunlara bakmayı unuttum. Şimdi Sokrates istiyor. Şu maaşlara bir şey yapmam lazım. Şöyle hatta şöyle yapayım da şimdiki şuradan sözleşmelerden kimdir onu? Ha, Sokrates. Ne istiyorsun bakalım adam? 120 bin istiyorsun. Al sana 120. Ne kadar? 0 yıl. Nasıl lan? Aynen öyle. Tamam mı? Şimdi bir de pisçeye bakalım. Bir yıl. Sen hak ediyor mu parayı da? Sana yapacak bir şeyimiz yoktu adam. Tamamdır. Hadi bakalım şimdiki. Bu maçı da oynadıktan sonra bu bölümde sonuna geleceğiz inşallah. Hadi bu maçtan da bir galibiyetle ayrılalım be. Ligde ikinci maçımıza geçiyoruz. Hadi oğlum. Royce sen at be. Traore attı onları da. Yenildik. Evet arkadaşlar. Bir galibiyet bir beraberlik. Şey bir galibiyet bir mağlubiyetle beraber bitirdik. Bir sonraki maçımız anladığım kadarıyla şuradan anladığım kadarıyla ne ligi bu? Şampiyonlar Ligi mi? Aynen Şampiyonlar Ligi'nde burada gruplarımız belli olmuş. Manchester City, Borussia Dortmund, Sevilla, CSKA Moskova ve ilk maçımız CSKA Moskova ile. Oo. Manchester United, Atletico Madrid, Sporting Lisbon, Rapid Wien, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Ajax, Spartak Moskova. Bunların grubu yine daha zor olmuş bizimkinden. Olympique Lyon, Kulüp Brugge, Barcelona, Roma, Porto, Anderlecht. Vay! Fener de burada. Paris Saint-Germain, Chelsea, Fener, Celtic ve Bayern Münih, Monaco, Beşiktaş, Feyenoord. Beşiktaş bu gruptan çıkabilir bu arada. Çok güzel gruba düşmüş. Inter, Arsenal, Benfica, Olympiakos. Bu arada her grup o kadar zor değil yani şu anda. Grupların hepsi neredeyse denk olmuş. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.